Para Babası'ndan merhaba arkadaşlar. Isparta'dan kalktık, İstanbul'a geldik biliyorsunuz. Mavi röportajları falan derken burada çok kafa adamlarla tanıştık. Onlardan bir tanesi de Lyon Motors'un sahibi Yasin kardeşimiz. Genç yaşta çok güzel başarılar elde etmiş. Böyle harika arabaları galerisine koymuş. Birazdan onun yanına geçeceğiz. Milyonluk arabalar nasıl satılıyor aga? Bunlar nasıl dönüyor? Kim alıyor bunları ya? Biz burada sembolü satarken zorlanıyoruz. Müşterisini bulabilir miyiz diyoruz. Sen bunları nasıl satıyorsun? Ve daha buna benzer bir sürü kazık soruyu soracağız. İnanılmaz keyifli bir sohbet olacak. Adam da çok kafa. Bizi zaten biliyorsunuz. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Kaçırmayın. Hadi gel geçelim içeri. Bismillahirrahmanirrahim. Abi sağa sağa dokunma. Gözüm sende. Tamam, ortadan tamam, ortaya yarıp tamam, tamam, tamam. Ne olur ne olmaz. Hiçbir şey ödemeyiz tamam, burada. Şöyle tamam. Aradan gelsen de gel. Buradan gel. Anahtar falan var mı? Hiçbir şey yok. Şuradan şuraya geçiyoruz. Dikkat et, yarım metre mesafeyi kurun. Böyle mi girilir buraya? Geldi. Üstü başı kılığı, kıyafeti gayet düzgün. Arabamızı satıyoruz dedi. Baktık, ekspertiz yaptık. Arabayı aldık. Parasını resmi bankaya yolladık dedik. Devletin noterine güvenlik satışını aldık. Aradan geçti 15 gün, 15 gün sonra arabanın üstüne satılamaz geldi. Arabayı açtığınız zaman alt taraftan böyle ayak falan çıkıyor. Otomotiv işi bence pazarlamacılık gibi bir şey. Kesinlikle. Çünkü müşteri bazen buraya gelir, range bakar, range satmaya çalışırken elindeki Q7'yi satarsın. Ama bunu da camını açık bırakmadan arabayı şarja koyabiliriz. Şarjı nasıl? Onu gösterelim. Sıfır getir bakayım. Nereden şarj takılmış bak. Böyle bir çantasından çıkarttı. Düşünüştü o zamanın parası. Bugünün parasıyla 1.300 TL'yi aldı. Masaya koydu. Biz dedik herhalde paralar sahte. Heh, aynen. Aykan, oradan klavyeden F8'i verir misin? Arkadaşlar Lyon Motors'tayız. Yanında da Yasin abimiz var. Bizim burada bulunma sebebimiz arkadaşlar lüks arabaların olduğu lüks bir mekanı çekelim değil. Evet. Biz İstanbul'da bir çekim yaparken başka bir yerde Yasin abinin Metü senasını duyduk. Bir S8 gördük. 600 beygirlik. Nereden aldın falan filan sohbet iş sana geldi. Senden bahsederken biz birazcık seni gıybet ettik gıyabında. Ya dedik ya adam zengin ya para babası. Lan ne arabalar satıyor, neler var elinde, işte Ferrari'ler falan sayfaya bir girdik, Lyon Motors. Aynen. Allah Allah bunları görünce senden arabayı alan arkadaş dedi ki, abi dedi öyle bir ticaret yapar ki dedi, sınırları ve çizgileri o kadar güzeldir ki dedi. Allah razı olsun. Onu veririz, bunu alırız, arkamıza bakmayız. Dedim abi bana bununla gel dedim ya. İşte bu ticaretteki bu şey var ya, bu çizgi, evet. O bizi buraya getirdi abi. Biz de bu gururlandırıyor zaten. Yani şimdi şöyle anlatayım, otomotiv sektörüne ortalama 15 yıl önce girdim. Aslına bakarsanız 20 yılım da var ama daha öncesinde sigortacılık yapıyordum. Otomotiv sektörüne kapımın önünde bindiğim arabaları, yanımdaki arkadaşlarım altındaki arabaları hep zorla aldılar benden. Bu 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu. Bir baktım ki altındaki araba çok değerleniyor. Sonra bir gün kapımın önünde baktığımda bir 5-6 tane arabam vardı. Bu iş böyle olmayacağının farkına vardım. Bir dükkan açmaya karar verdim. Ufak bir dükkanla başladım. Sonra biraz daha büyüdüm. Sonra minibüsyonda büyük bir dükkana geçtim Ziver Bey tarafında. Orada bu işi çok başarılı yaptım. Sıfır araba işi yaptım. İkinci el işi yaptım. Önemli olan aslında dürüstlüğümüz bizi buralara getirdi. Ve müşteriye olan hani tavrımız, bize 100 bin liralık aracı alan kişiye de biz el pençe durduk. 5 milyonluk arabayı alan müşteriye de el pençe durduk. Bu da bizim işte müşteriye olan saygımız, sevgimizi arttırdı. Onların da bize karşı olan saygı sevgisini arttırdı. Bu şekilde büyüdük. Tabii bu tek azimle olmuyor. Yani tek çalışarak bu işlerde olmuyor. Yani ben çalıştım, para yaptım, zengin oldum. Böyle bir iş yok. Biraz da Allah yürü ya kulum demesi lazım. Nasip yani. Nasıl dinliyoruz ama var ya. Evet, yani bu iş bence %50'si nasip. Evet. %30'u azim. %20'si de cesaret. Vay be. Yani ben böyle düşünüyorum. Cesaretin olmadığı yerde zaten ticaret yapamazsın. Bu arabayı alayım acaba satılır mı deyip de araba alırsan o araba satılmaz. 20 bin liralık serçeyi alırken düşünüyoruz şimdi tamam mı? Acaba 20 bin liraya alırsak bu serçeyi satar mıyız mesela? Geçen Sıddık'a bir tane araba alacaktık. 25 bin lira dedi. Sıddık 20 dedi. Evet. Ya arada kaldık. Satar mı satmaz mı? Olur mu olmaz mı? Dostlar araya giriyorum kusura bakmayın.
Bu videoyu izleyen arkadaşlarım içerisinde aracını galeri fiyatından çok daha iyi bir fiyata 1 saatte garantili olarak satmak isteyenler varsa lütfen haber versinler onlara. Para Babası Fırsat Arabalar Instagram sayfamızdan aracını 1 saat içerisinde satabilir. Aynı zamanda Türkiye'nin en ucuz arabaları orada yayınlandığı için yine etrafınızda araç almak üzere olanlar varsa ya da araç alacak olanlar varsa Fırsat Arabalar sayfamızı takip edebilirler. İsterseniz çok kısa bir tane örnek alışveriş sonucunda videosunu ekleyeyim hemen. Sevgili arkadaşlar, Para Babası kanalından verdiğimiz ilanda arabamız ilk 10 dakikada zaten satıldı. Ve arkadaşımız İstanbul'dan aracı almak için geldi. Şimdi bu kanalın güzelliğini şöyle anlatabilirim ben size ancak. Biz işimiz üretim bizim. O yüzden bu arabayı galeriye götürdüm. Müşteri aradım, buldum, gösterdim, gittim, anlaştım. Deme şansım pek yok. Yani böyle bir vaktimiz yok her şeyden önce. Bir de benim arabam 2000 motor. Herkesin özellikle alabileceği bir motor değil. Bu işi bilen, zevki olan adamın, işte kupon arabayı veya güçlü motoru seven adamın ilgileneceği bir araba. Benim de o adamı bulma şansım yok. Nereden arayayım? Buldun abi ya. İşte arayınca bulunuyor. İşte şeyle buldum. İşte o yüzden, babalara gelmeyin, Para Babasına gelin. Biz Para Babasına yiyince parayı olan adam bizi buldu. Dedi ki para bende çok varsın, motor olsun. Dedi, arabamızı güle güle kullansınlar. İçin esprisi muhabbeti. Sağ ol, Allah razı olsun. Misafir ettin bizi de burada. Eyvallah, inşallah beğenmişsinizdir arabayı. Abidin oldu bize de, beğendik. Beğendik. Her şey için teşekkür ederiz. Buradan Sait abiye de ayrıca teşekkür ederiz. Her aşamada, her milim milim ilgilendi. Sağ olsun, var olsun. Hakikaten acayip ilgilendi. Ben sana şöyle anlatayım. Şimdi benim yanımda 10 tane ekip arkadaşım var. Hepsi de benim akrabamdır. Hepsi benim yeğenim, akrabam vesairemdir. Mesela işte Ömer'de, Aykan'da bir araba okunur onlara. Der ki işte arar, dayı der bir araba var. İşte 400 bin TL. 400 bin TL'ye satar. Ne diyorsun, alalım? Bana sorma diyorum. Satacağına inanıyorsan alalım. Ben onları serbest bırakıyorum. Alıp da bir sene bekledikleri araba bile olmuştur. Ama ben dönüp de niye bir sene bekledi demem. Nasip de vardır. İki gün sonra satıldığı zaman modelle takıyor muyum onları? Takmıyorum. Bir ay veya bir sene satılmadığı zaman da asla lafımı da yapmam. Onları her zaman hür iadesine bırakırım. Sorar, derim ki sen inanıyorsan alalım. Hiç problem yok. Abi eleman lazım mı? Dur hemen. Bir dakika dur. Şöyle anlatayım ama ben akraba dışında hiç kimseyi almıyorum. Tamam. Gerçekten mi? Evet, hepsi benim yeğenim. Yani hiçbir şekilde ben yabancı adam çalıştırmıyorum. Örnek veriyorum, ya ben yanımda yabancı bir adam istemiyorum. X dışarıdan hiç bildiğim bir adamı da almak istemiyorum. Bir de ben mesela yanımdaki insanları sıfırdan yetiştirdim mesela. Hep sıfırdan getirdim, sıfırdan bir konuma getirdim. Bir de kendi beynim neyse aldım, download ettim onları. Sıddık, benim sana yapmaya çalıştığım şeyi yapmış. Aynen. Ben şimdi onları bıraktığım zaman mesela onlar masada otursunlar, benim tarzımda konuşurlar, benim fikrimle konuşup biraz konuşsunlar, dersin ki Yasin Arslan gibi konuşuyor. Otomotiv işi bence pazarlamacılık gibi bir şey. Kesinlikle. Çünkü müşteri bazen buraya gelir, range bakar, range satmaya çalışırken elindeki Q7'yi satarsın, Audi'yi satabilirsin. Bu nasıl bir iş abi ya? Olabiliyor. Bu tamamen senin bence pazarlama stratejinle alakalı bir durum. Biz bunları çok yaşıyoruz. Ben elimde, ya atıyorum sana, müşteri buraya gelip Escalade bakarken ben çok bok verdiğimi biliyorum. Arkadaşlar Escalade burada. Aynen. Bok da burada. Bok da burada. Arkamda Ferrari. Evet. 458. Ne? 458. Evet. Kamerayı hiç oynatma. Açıyı bozma. Sıdık ağzını s**tin ya. Kamerayı hiç oynatma. O Ferrari F8 Turbito. Türkiye'de zaten sayılı var. Tahmin ediyorum 4-5 tane falan vardır. Aha. Geri temsili fotoğraflar gerisidir. Yani bir tanesi de bizde. Aslına bakarsanız satmaktan çok o arabayı kendime binmeye aldım. Çok İyi keyifli yani. Bir araba. Allah inşallah herkese nasip eder. İnşallah inşallah abi. F8 deyince senin aklına ne geliyor Sıddık? Hiçbir şey gelmedi. Niye? Klavye tuşu yok mu F8? Benim aklıma direkt o geldi. Evet, dün burada bir F8 muhabbeti geçti. Evet. Benim aklıma şey klavye ile ilgili bir şey mi konuşuyorlar diye düşündüm. Abi ruhumuz falan. Demin de sen F8 dedin ya, ben de F8 anlıyorum. Kapayıp F8'de. Bu tarz arabaları alırken nelere dikkat ediyorsun? Mesela ben... Lüks segmentte mi soruyorsun? Hayır lüks, bir dakika abi, şunu ayıralım önce bir dakika. Şu Range lüks. Evet. Bu Escalade mi abi? Evet, Escalade. Ben adını söyleyemiyorum. Escalade. Sen adını satıyorsun, doğru, maşallah. Doğru. Bu lüks. Evet. Ama bu başka bir şey. Bu ne bu? Bu süper sport. Süper sport. Evet. Evet, bu belli zaten. Bu lüksün bir tık ötesinde. Aynen. Biz bunları genelde süper sport diye tabir ediyoruz. Zaten bu arabanın çok konforlu olduğuna da inanmıyorum. Çok konfor zaten yok. Zaten dikkat edin, bu tarz arabaların hep kilometreleri düşüktür. Hafta sonları binilir ya da ayda bir kere iki kere binilir. O yüzden dolayı
Yani konfor aranmıyor bu arabalarda. Ben mesela kendim alım satım yapıyorum abi. Atıyorum işte 200 bin liralık bir arabayı alırken ekspertize gidiyorum. Alıcıyı biraz tartıyorum falan. Tamam. Bu standart kurallar içerisinde alıyorum. Üstüne bir miktar kar koyuyorum, satıyorum. Süper Sport'ta işler nasıl yürüyor? Yani... Şimdi Süper Sport'ta bir kere alırken hemen alıyorum diyemiyorsun. Çünkü meblağlar çok yüksek olduğu için atıyorum 4-5 milyon, 6 milyon, 7 milyon bir arabayı verirken hemen alayım diyemiyorsun. Çünkü bunlarda biraz araştırma konusu başlıyor. Ve böyle arabalar alırken de bir otoropara götüreyim diye bir şey yok. Bunları tabii bunları aldığın zaman Fermas gibi yetkili servislere götürmen lazım ki çünkü bunların bilgisayarları bu arabalara göre kapsamlı değil. Bir şey kaçırdın mı 200-300 bin TL'lik bir problem çıkabiliyor arabada. Biz bunları alırken yetkiliye gönderiyoruz. Yetkili de detaylı baktırıyoruz. O ara tabii alıcıyla bir aşk yaşıyoruz. Flört süreci. Tabii tabii bir hafta falan bir flört yaşıyoruz adamla fiyat için. Tartmaya mı çalışıyorsun adama? Fiyat teklifi veriyoruz. O fiyat söylüyor. Ertesi gün bir yemek yiyoruz. Bir fiyat daha yapıyoruz. Vay be. Yani bununla ilgili bir hafta falan bir sevişme yaşıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Vay be. Aynen. Biz bunları yaşıyoruz. Hatta size şöyle bir örnek verebilirim. Hı. Satış politikasına geçeyim şimdi. Bir hafta falan süre, bir haftanın sonunda ekspertiz yapılıyor vesaire yapılıyor. Bunda sonra hata boyamaya bakılıyor mu? Tabii ki. Çok dikkat ediliyor. Edilmez mi? Test sürüşüne tabii ki biz çıkıyoruz ama test sürüşü öyle bir mahalleden döneyim diye bir şey yok. Ben mesela Fiesta alacak olsam arkadaşımın Fiesta'sına binerim. Almaya gittiğim Fiesta'yı sürdüğümde karşılaştırırım. Bunu neyle kıyaslayacaksın abi? Şimdi biz bu arabalar antrenmanlı olduğumuz için sürekli bindiğimiz arabalar olduğu için artık böyle baskı balatası mı kaçırıyor? Vitesinde mi problem var? Artık daha zaten biner binmez anlıyoruz onu. He. Onunla ilgili bir problem yaşamıyoruz. Bir de artık her yıl 5-6 tane 7 tane belki 10 tane Süper Sport sattığımız için artık antrenmanlıyız bu konuya. Satış süreci. Evet, satış sürecinde de Süper Sport'ların satış süreçleri öyle bugün alayım, 10 gün sonraya satayım diye bir hedef koyamazsın. Hmm. Bir yılda da satılabilir, 3 ayda da satılabilir. Eğer ki nasibin varsa sabahına ilanı koyarsın, bir müşteri de alabilir. Bunları da yaşayabiliyoruz. Mesela işte geçenlerde bir M4 Cabrio aldık. İlanı koyduk, 1 saat sonra satıldı. Bizim hedefimiz 3 ay sonra satmaktı. 1 saat bile sürmedi. Oldu evet, bunu yaşadık. Seviniyor musunuz öyle bir şey oldu? Bir ya tabii satalım. Ki seviniyoruz. Kasamıza para geliyor, kârı hemen görüyoruz da mutlu ediyor bu insanı. Hemen eziyor musunuz abi? Mesela işte kapıları kapatıp köpük partisi falan içeride. Yok canım, onları yapamıyoruz. Öyle şeylerde gözümüz yok zaten. Tabii hemen Beymen'e gidiyoruz alışveriş yapmaya. Yani ne bileyim abi, ben kendim araba satınca hemen mesela kaç para kazandım? Atıyorum 10 bin lira para kazandım. Hemen 5'ini bir ayırırım, o 5'i ezmeye çalışırım. Bir ödüllendiriyoruz biz de kendimizi. Ödüllendirmiyor değiliz tabii. Hemen bir tatil matil politikası yapıyoruz tabii orada ama tabii öyle paraları falan da saçmıyoruz. Ya abi sizin sattığınız arabaların, yani ben 3 araba ya da 5 araba sattığımda onunla bir tatil öngörüyorsam kazancıyla, siz bir araba sattığınızda ekip olarak komple bir Titanic turu yaparsınız. Yani tabii şöyle bir şey var abi, onu da yine sen satış sürecini bitirdikten sonra soracağım. Dışarıdan her şey çok tatlı görünüyor. Bu işin bu zorunlu olduğuna inanıyorum. Onu da soracağım. Evet. Satış sürecine geçmişsin. Şimdi satış sürecinde de zaten işte ilana koyuyoruz vesaire. Instagram reklamları vesaire falan derken satış sürecinde ilandan ben Süper Sport arabanın satıldığına inanmıyorum. Vay. Evet, bu iş yani Süper Sport genelde çevre işi. Yani geçmişten gelen çevre, arkadaşlıklar, iş adamları vesaire, oturup kalktığın insanlar. Çünkü ilandaki bakabilecek kapasitede baktığın zaman hani insanlar 200 bin liraya herkesin alma bir gücü var. En azından bir kredi çekip alabilme gücü var ama 7 milyonluk, 8 milyonluk bir arabayı alırken bütçe daralıyor. Krediler çıkmıyor vesaire olduğu için biraz daha yüksek segmentteki insanlar alabiliyor. Benim Gürkan Şen diye bir arkadaşım var. Kayserili. Hatta Instagram'da da King. İyi bir meşhurdur yani. İnternet fenomenidir kendisi de iyi bir. Rolls Royce sattım ona. Ortalama şu anki fiyatı 7 milyon civarı. Gürkan'la yaklaşık bir 8 ay falan flört ettik. Evet. Tam 8 ay pazarlık ettik. Her ay geldi, gitti pazarlık ettik, geldi gitti pazarlık ettik. Sonunda anlaştık ama. 8 ayın sonunda anlaştık ve verdim arabayı. İyi pes etmemişsin abi. Ben pes etmedim, o da pes etmedi ama. Almayacaksan alma ya. Ne dükkanın önünde kalabalık yapıyorsun kardeşim? Gitmememişsin yani. Bizim çok iyi bir müşterimiz. Şu anda zaten hatta şöyle söyleyeyim, benim en iyi müşterilerimden biri ve en iyi arkadaşlarımdan da biri. Ortalama kapısında şu anda bir 30-40 milyonluk falan bindiği arabası var. Bunlar da CA1 mobilyaların sahibi. İyi yani. Sattığı değil, bindiği arabası. Bindiği araba. 458 Spider'ı, Rolls Royce'u, S63'ü, S650'si, S500'ü. Şimdi aklıma gelmiyor ama H300 kupesi, Jeep'i, Volvo'su, o kadar çok arabası var ki şu an aklıma gelmiyor. Aklıma gelmedikleri arabaları da var. Öyle öyle. Yani aynen. Maşallah, Allah daha çok versin. Böyle abi. Mesela müşterilerim var. Zaten bu tarz arabaları da bu tarz insanlara satabiliyoruz. Aynen. Ya da futbolcu alıyor ya da çok paralı bir sanatçı alabiliyor. Öyle çok bütün sanatçılar böyle arabaya binemiyor. O kesin arkadaşlar. Onu kafanızdan çıkarın. Değil mi? Yok yok, öyle bir şey yok.
Ama iyi futbolcular, yüksek kapsamlı fabrikatörler vesaireler onlar ancak alabiliyor. Ya da dediğim gibi Gürkan Şen gibi aileden zengin insanlar önemli. O zaman seni şaşırtayım mı abi ben? Evet. Gelmişken bu ziyaretimizi taşlandırmak için şu öndeki F8'i seninle pazarlık yapmayı planlıyorum. Şaşırtacak belki seni ama... Çok oturmadı değil mi ya? Ya söylerken bile kendim bir şey hissettim. 5 ay esas sendeki jantını şey, alamayız. Aykan, oradan klaveden F8'i verir misin? Yani hakikaten insanlar, tüm sanatçılar böyle arabaya biniyor, tüm futbolcular böyle arabaya biniyor gibi hayal ediliyor ama bu noktaya gelene kadar tek dertleri araba değil. Onların da yaşamlarının getirmiş olduğu bazı pahalılıklar İllaki. Var, standartlar var. Evet. O standartları karşılarken bunlara belki para kalmıyor yani. Çok ciddi şeyler ya, o var. Da olabilir ama tabii bunlar lüksün de lüksünde kalıyor. Yani atıyorum sana, adam ihtiyaç meselesi olarak bakıyor. Atıyorum işte 1,5 milyon verip bir Range Vogue'a binip hayatını idame edebiliyor bu şekilde. Neden 5 milyon verip de paramı burada yatırayım? Ölü yatırım olarak bakanlar da var. Ama atıyorum sana 1,5 yıl önce bizden 2,5 milyona araba alıp bize 5 milyona geri satan arkadaşlarımız da var. Onlar duyuyorlar. Bu benim şeye benzedi. Honda Civic vardı ya Sıddık. 78'e sattım. Sonra 82,5'a geri aldım. Başka bir arkadaşa 87'ye sattım. Sonra 92'ye bir daha geri aldım aynı başka sattığımdan. Bizim hikayelerimizde tabii 2,5 milyona satıp 5 milyon almak 78 ama güzel yani abi, bu da şey. Sen sonuçta o günün kuyumcusu gibisin. Evet. O günün ticari olarak kuruna bakıyorsun. Aynen. O araba 5 milyona gelir, atıyorum 5,5'a çıkar. Veya işte 5,200'e çıkar. Neyse hesabını evet. yapıyorsun, ona göre alıyorsun yani. Ya biz o şekilde bakıyoruz. Biz arabayı alalım yatırım amaçlı, bir yıl sonra 2 yıl sonra satalım. Bizim öyle bir düşüncemiz yok. Kârı gördük mü veririz. Tabii ki bizim de beklettiğimiz arabalarımız oldu ama şansa bekledi. Yani biz bekletmedik. Arabanın nasibi gelmedi, fiyatı zam geldi. Nasibi gelmedi, fiyatına zam geldi. E tabii biz de buradan para kazandık mı? Kazandık. Aslında kazanmadık. Evet. Sadece arabaların fiyatları yükseldi. Atıyorum 2,5 milyonluk araba 5 milyon oldu. Evet ama ben bu arabayı 5'e satınca 2,5'a geri alamıyorum. Tabii. Bu yüzden dolayı ben kârda değilim. Tabii, kimse kârda değil. Baktığın zaman 1 milyonun 2 milyon oldu. Ama baktığın zaman malın küçüldü. Tabii. Para değer kaybetti bence. Ben öyle bakıyorum. Benim şahsi fikrim bu. Sadece bu süreçte nakitte falan kalan insanlar çok ciddi zarar ettiler. Kesinlikle. Bence gayrimenkul alanda, otomotiv alanda inanılmaz son 2 yılda kâr etti. Böyle bir parayı hiçbir şeyde kazanamazlardı. Yani işte kâr etti derken korudu yani. Kendini korumaya çalıştı yani. Yani şöyle anlatayım sana. Sen otomotiv işi yapmıyorsan, arabanı 2,5 milyona alıp 5 milyona sattıysan sen kârdasın. Hı. Ama otomotiv işi yapmıyorsan ya da bir daha Ferrari'ye binmeyeceksin. Aynen. Ama atıyorum sana, sen otomotiv iş yapıyorsan biz zarardayız. Tabii ben de zarardayım. Benim sermayem çünkü bu. Evet, evet. Ben de zarardayım abi. Ben de küçüldük yani, hepimiz küçüldük. Ya örnek vereyim işte, arkadaşlarımız villa bakıyordu. 4 milyona Acarkent'te 5 milyona 4 milyona baktığı villalar bugün 14 milyon oldu. 4 milyon alsaydık biz de bugün 14 milyon sahibi olabilirdik. Baktığın zaman aslında kar mı? Değil. Çünkü sattığın zaman 4 milyona 5 milyona tekrar Acarkent'ten villa alabiliyor muyuz? Evet. Alamıyoruz. Bence gayrimenkul ve otomotiv son 2 yılda alan herkes kâr etti. Biz buraya ilk geldiğimizde dükkanın ön tarafında 8 tane araba var. Tabii hepsi böyle belli yani, süper sport söyleyemiyorum. Bunlar 7-8 milyonluk, 5-10 milyonluk arabalar. Ben evet. bunları görünce dedim evet, çok pahalı arabalar ama bir avuç araba varmış dedim. Tamam dedim, yani demek ki hedefi bu yani. Sadece süper sport çalışıyor abimiz. Aynen. Arkadaşlar dediler ki abi, şuradan arka tarafa geçiliyor dediler. Saydı abi. Bir bu kadar yerin altında var dediler. aynen. Ben dedim ki, demek ki tamam dedim ya, o zaman Clio'lar, Linea'lar arka tarafta falan dedim ben. Arka tarafa bir geçtik arkadaşlar. Maybach, S8, A8 Long. Arabalar böyle gidiyor. Tamamen şey buymuş, sınırlar buymuş falan diyordum. Dedim bir bu kadar daha altta vardı. Bir de yan garaj var değil mi? Evet, evet. Orayı hiç görmedim. Ya burası şöyle anlatayım. Labirent gibi dediğin gibi. İçeri bir giriyorsun, 8-10 araba var gibi gözüküyor. Arkaya bir dolanıyorsun. Arkada bir bakıyorsun 20-30 araba. Evet. Alt kata iniyorsun bir 20-30 araba. Yan garaja geçiyorsun 40-50 araba. İnsanlar diyor ki, ya diyor, dışarıdan bakıldığında diyor böyle 8-10 araba var gibi duruyor. E tabi diyorum, ama ilana baktığın zaman hiç farkına varmıyor musun? Ben zannettim ki diyor, ilandaki arabalar yok burada falan. E tabi aşağıya bir gezdiriyor, showroom'u bir gezdirince. Müthiş bir şey oluyor ama bizim amacımız burada showroom'u tanıtmak değil. Bizim amacımız burada arabalarımızı kapalı bir yerde koruyabilmek. Evet. Yani kuaförü yaptım, arabayı buraya attım, unuttum. Yıkandı etti. Zaten şunu unutmayın. Arabalar hiçbir zaman normal şartlarda çizilmez. Silerken çizilir. Yani kuru kuru. Ne yapıyorlar otomotiv sektöründe? Abi araba tozlandı, hadi bir sil. Silindi, içinde bir toz, hop araba çizildi.
Ya biz de bunlardan bıktığımız için kapalı bir dükkana geçtik. Yani ortalama bizim buraya gelişimizde bir 8-10 senemiz vardır. Daha öncesinde Rubisyon'daydık, orası açıktı. Orada başımıza çok işler geldi. Fenerbahçe stadına yakındı. Fenerbahçe maçından çıkıp da maçta gol yiyip de arabaya bire şişesi atanlar mı dersin? Of. Araba baliciler geçerken arabayı çizdiler mi dersin? Nefret ettim. Sigortam kaskom vardı ama arabanın değeri gittikten sonra kaskodan gelen parayı ne yapayım ben? Evet. İşte böyle bir kapalı dükkana geçtik. Allah nasip etti. Labirent gibi. Dediğin gibi ortalama zaten burası bir 2000 metrekare. Yaklaşık yani 100 araca yakın bir araç alıyor. Kapalı alanda. Dışarısı da ortalama bir 20 araç falan alıyor. Ama çok şükür biz yerimizden çok memnunuz. Ortak bir noktada. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bunların hepsi bir dünya malı neticede. Evet. Bunların emanetçisiyiz. Biz de bekçisiyiz. Sen de bu şuurda olan bir insansın maşallah, değil mi? Fani, bunların hepsi geçici abi. Evet. Geçici ama işte böyle nasıl diyeyim sana? Geçmeyecek gibidir. Şey şuradan tutuyorum. Geçici abi. Geçici. Bir de şunu düşünüyorum. İnşallah hep böyle dürüstlük üzerine bu işi titizlikle yapan, en ufak kul hakkını bile görmezden gelmeyen, evet, sattığı bir malın arkasında duran, evet, müşterisini razı eden, önce Allah'a sonra müşterisini razı eden kaliteli esnaflara, kaliteli tüccarlara versin inşallah. Amin. Değil mi? Amin. Daha çok versin. Bu işi bu ahlakta, bu güzellikte yapan insanlar bu noktalara gelebiliyor diye rol model olsun. Evet. Herkes de bunu bu şekilde yapsın. Zaten herkes son 2 yılda herkes bu işi yaptı. Bu işin de değerini bitirdiler. Evet. Ya tıraş oluyorum, kuaförüm araba alıp satıyor. Örnek veriyorum, ayakkabı alıyorum, ayakkabıcım araba alıp satıyor. Yani çıkıyoruz yandaki tekerden su alıyorsun, içecek bir şey alıyorsun, adam araba alıp satıyor. Yani insanlar hani fiyatlar yükseldi ya, biraz fiyatların yükseltme sebepleri bunlar oldu. Evet. Biz evet, fiyat yükseltemeyiz. Biz zaten aldık verdik, aldık verdik. Benim şöyle bir durumum olabilir mi? Alayım bugün 50 tane araba, kapatayım dükkanı, bir sene sonra açarım. Benim böyle bir durumum olamaz. Burası çünkü bir işlem bir yer. Evet. Ama insanlar aldı, 3 ay sonra zam geldi, sattı. Bunu kar gördü. Oo dedi, ben dedi tıraş işini bıraktım. Araba işine dönüyorum. E işte herkes bu işi yapa yapa perişan etti. Alalım ablam. Hı-hı. Zaman yönetimini iyi yaptığını düşünüyor musun abi? İyi yönettiğimi düşünüyorum. Ben çok iyi bir yöneticiyim. Kendimi övmek gibi olmasın. Hani herkesin kendince bir özelliği vardır ya. Bak ben mesela okul hayatına çok acayip tembeldim. Yani okul hayatına beni görseydin derdin ki böyle bir yer, böyle bir adamdan böyle bir işletme nasıl çıkmış şaşırırdın. Matematik öğretmenim bana gelip özel ders verirdi evde. Özel dersi verirdi. Ertesi gün bir daha verirdi. Tabii sabah gittiğimde yine yanlış yapardım. En son bana geldi, dedi ki ya oğlum ne olur dedi, bak yarın sınav var. Bu kadar para veriyorsunuz. Özel ders veriyorum. Bak dedi, sınavda dedi şu tarz sorular çıkacak diyor ama yakın soruları veriyor. Bunları beraber çözüyorduk. Akşam hepsi doğru. Sabah sınava giriyordum, yine yanlış yapıyordum. Allah Allah. Çünkü bende bir şey var. İstemediğim bir şeyi bana 5 yıl... Senin neler yaptığını gördük abi. Bana 5 yıl önce... Bir arabayı kaç paraya sattım, ne şartla sattığımı sor, sana hepsini anlatabilirim. Artık zaten oturmuş bir müşteri kitlemiz var. Mesela ben yeni müşteri aramıyorum. Yani nasip oluyor, geliyor. Çünkü benim müşterilerim bana yetiyor şu anda. Çünkü acayip bir yoğunluğum var. İnanılmaz derecede bir müşteri kitlem var. Artık telefonla araba satıyorum. Yani araba hiç görmüyorlar. Arıyorlar. Yasin, işte sallıyorum sana. İşte Range Rover Sport istiyorum. Tamam, sendeki şu arabayı beğendim. Ne kadar? Sallıyorum. 1 milyon TL. Tamam, ben bu arabayı beğendim. Hemen beğendiysen bir saniye diyorum. Otorapora bir daha sokuyorum ekspertiz yaptırmaya. Ben yaptırmışım alırken ama bir daha sokuyorum. Hı. Yeni tarihle sokuyorum. Raporun resimlerini ona atıyorum. Okey misin diyorum. Okeyim. Rapor olup satışa işletiyorum. Her zaman hepsinin bende araç alım vekaletleri var. Hı. Gelmelerine gerek yok. Satışlarını yapıyorum. Çekiciyle gönderiyorum. Mükemmel ya. Satarken de onlar bana geri satarken de aynı şekilde arabayı gönderiyorlar. Ben buradan tekrar satışını yapıyorum. Paralarını geri atıyorum onlara. Yine bu stratejide uyguluyoruz. İnşa ettiğin güvenin, evet, özverili çalışmanın, disiplinli çalışmanın meyveleri katlanarak, evet, katlanarak büyümeye başlamış. Abi olay bu. Ya ben sana şöyle anlatayım. Ben buna inanmıyordum. Mesela çok müşterim bunu söyleyince dedim ki Allah Allah, demek ki böyleymiş. Her sabah kalkıp iş yerine gidip bilgisayarını açıp bugün Lyon Motors'a ne araba gelmiş diye bakan müşterilerim var. Her sabah biz hatta bunu sahibinden.com'dan bir yöneticimiz var bizim. Sürekli gelir, her hafta bizi ziyaret eder. Orada izlenmeleri görüyoruz biz. Kaç kişi girmiş, kaç kişi tıklamış bize, hepsini görüyoruz. 6 günde 900 bin kişi bizim Lyon Motors'a girip bakmış. Yani televizyon kanalı gibi. Çok iyi. Yani adam yani araba bizden almış, almamış önemi yok. Ama her sabah iş yerine adam çayını böyle yudumlarken giriyor oraya, Lyon Motors'a yeni bir araba gelmiş mi diye bakıyor. Ben şuna inanmıyorum. Yarın bir galeri aç. Cebimde benim 50 milyon sermayem var. Ben bu işi yaparım. Bence yapamazsın. Ben vereyim 100 milyon, yapsınlar.
Hiçbir zaman satarken kazanamazsın. Alırken kazanırsın. E satarken zaten ilana koyuyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Bir şekilde ilandan gidiyor. Hani yapabildiğin kadar ilandan gidiyor. E alırken kimden alacaksın bu arabayı? Sokak sokak gezecek miyiz araba bulmak için? Evet. Ne yapacağız? Araba pazarına mı gideceğiz eski günler gibi? Çevrem mesela işte bugün seninle tanıştık. Aha. Yarın bir bakacağız ki senin eniştenin, sallıyorum, Porsche var. Beni arayacaksın. Ya Porsche vardı, aklıma sen geldin abi. Alır mısın diyeceksin. Tabii o arabayı kim satıyor? İşte Yasin satıyor. İşte böyle oluşuyor zaten. Bir de insanların sende nakit gücünü olduğunu bilmesi çok önemli. Yani oraya gittiğinde bekletilebilecek bir durum varsa adam diyor ki bir beklet, iki beklet adam, adam üçte sana araba getirmiyor. Ama adam biliyor Leo Motors'a gittiğinde ödemesini hemen tık alabilip gidebileceğim yer diyor. Adam eğer bir sıkışıklığı varsa ya da bir ödemesi varsa biz arabasını anında paraya çevirip çıkıp gidebiliyor. Evet. Bu da bence onlar büyük için bir güzel konfor. Bir evet, evet, büyük, evet, büyük bir konfor. Evet abi. Peki şunu yaşıyor musun abi arkadaş çevrende? Ya işte Yasin benim arabayı al kardeşim ya. Vallahi şöyle bir ticaretim var. Bunu satmam lazım hızlı. Tamam kardeşim senin arabam 500 kağıt dedin. Oysaki araba internette 600'den aşağı yok. Diyelim ki böyle bir fiyat veriyorsun. Kesinlikle. Ya Yasin oldu mu kardeşim senin bu yaptığın? Böyle bu diyaloglar yaşanıyor mu? Şimdi bu diyaloglar yaşanıyor. Bu diyalogla ilgili de güzel bir şey yapacağım size. Bir yorum da yapacağım. Şimdi şöyle bir, zaten bizim otomotiv sektöründe ortalama kar %4 ile %8 arasında değişiyor. Yani %4 kazandığımız araba da var, %8 kazandığımız araba da var. Bir yıl bekleyip %15 kazandığımız araba da var tabii ki. Yani bunun net bir şeyini söyleyemiyorum. Bir arkadaşımız var bizden 1 milyon TL'ye bir araba aldı. İsmini vermeyeceğim arkadaşımın da. Deşifre etmiyorum onu da. Bizden sen 1 milyona yazıyormuş o benim. 1 milyona araba aldı bizden. 4-5 ay bindi, 4-5 ay sonra arabayı dedi ki satıyorum, sıkışığım dedi. Arabayı alır mısın? Alırım tabii dedim. Dedi kaça alırsın? Dedim ki hani ben 1 milyona verdim ama bu araba dedim 1 milyon değil, arabalara zam geldi dedim. Ben dedim senin arabanı dedim 1,5 milyona alırım. Bana döndü dedi ki zarar ederim abi. Ya. Neye göre zarar ediyorsun dedim, anlatır mısın dedim, bir dinlemek istiyorum dedim. İşte piyasa bunların yüzünden şişti. Evet. Bunlar yüzden şişti. Ama arabadan zarar edilmez diye bir kanı oluştu. Ya evet o oluştu ama bir de insanları birbirine vurdurma var. Geliyorlar diyorlar ki Aykan işte Yasin abin arabaya 1,5 verdi. Öbürüne diyor ki 1,550 verdi. Öbürüne diyor ki 1,570 verdi. Evet. Yalan ama. Rakam yok, şişirme var. Şimdi bu yalan oldu mu yine haram bulaşıyor değil mi o ticarete? Ya illaki bulaşıyordur. Tabii biz bunları yaşıyoruz işte. Bu da verdiğim bir örnek olsun. Arkadaşı deşifre etmedim hala. Etmeyeceğim. Etme abi. Etmeyeceğim hala. Zararda etme. Çünkü o. Ne oldu şu anda? 1,7 olmuştur herhalde. Yok sattı arabayı. Sattı mı? Sattı. Neyse Allah aynen. İnşallah daha başka arabalardan kar etmeyi nasip etsin. Ama ona bir dahaki sefer satarken hiç indirim yapmayacağım. Kızdığım adamdan daha çok para kazanacağım. Değil mi? Kızdığım adamı silmek yok. Silmek yok. Hayır. Kızdığın adamdan daha çok para kazanacağız. Biz faturayı artırıyoruz. Fatura arttırmak da yok. Kızdığın adamdan daha çok para kazanacağız. Vay be. Abi bizi kızdırmayalım. İndirim durumları ne abi? Hı? Yasin abi indirim fiyatlar ne? 3000, 5000 mi? Ben mesela şöyle anlatayım size. Benim rakamlarımda abuk subuk rakamlar yazmıyorum. Atıyorum. Sallıyorum sana 650 bin liraya satacak arabayı 700 bin liraya yazmıyorum ben. 665 yazıyorum. 660 yazıyorum. Bir 5-10 bin lira bir pazarlık payı bırakıyorum. Çünkü ben nakit sattığım için, hı-hı, vade söz konusu olmadığı için abuk subuk rakamlar yazmıyorum. Ama vadeli satan arkadaşlarımız var. Adam 650 bin lira istiyor ama arabayı hedefi 750'ye vadeli satmak. O yüzden dolayı o adam arabayı 775 yazıyor. Hmm. Evet. Sonra diyorlar ki senin niye fiyatın o kadar ucuz, onun fiyatı o kadar pahalı? Abi o vadeli zaman satıyor. Uygun fiyatlı yazılan araçlara da lütfen çok fazla pazarlık teklif etmeyin bence. 660 yazdığım arabayı 650'ye bırakıyorum. Ya 600'e neden vermiyorsun diyenler var ama benim öyle bir kar marjım yok. Peki piyasayı nasıl belirliyorsun abi? Mesela bu Ferrari'den 3 tane var satılıkta. 500, 550, 600 de var mesela. Evet. Bizim milletimiz şunu yapıyor. O bu 550 ise benimki 650'dir. Mesela bizim milletimiz bunu yapıyor. Bu arabadan da 3 tane var. Hı hı. Sen mesela alışına göre mi belirliyorsun? Yok ya da mesela şirketin kuralları var. Ben bundan %3 kullanacağım. %3 koyabilirim. Böyle mi yapıyorsun? Şimdi şöyle anlatayım. Eskiden nasıldı biliyor musun? Bunlar 3 sene önceyi anlatayım. 3 sene önce arabaların fiyatları hep sabitti. 700 alıyordun, 750'ye satıyordun. Biz bunu biliyorduk. Artık bu arabanın fiyatı 700. Hı hı. Kar marjı da artık belliydi. Diyorduk ki işte 700 alırız, 750'ye satarız. Artık oran olarak %5'e mi geliyordu, %6'ya mı geliyordu? Neyse böyleydi. Biz burada rahat fiyatlar verebiliyorduk. Ama artık biz de arabalara fiyat verirken internete bakıyoruz. Bu arabadan 3 tane olsun. Fiyatını bilelim. Biz de artık internete bakıyoruz. Hmm. Çünkü bugün 500 bin lira verdiğimiz araba 3 ay sonra bakıyoruz ki internette en ucuz 750'den başlıyor. Biz de bunları yakalayamaz olduk. Bundan dolayı artık biz de mesela piyasayı artık biz belirlemiyoruz. Bence piyasayı belirleyen internet ve sahibinden.com.
Sahibinden.com bu işte borsası. Bu işin borsası sahibinden.com oldu. Ha, bu da bir gerçek ama sahibinden.com'da çok fahiş fiyatlar alıyor. Ya yani şöyle anlatayım size, belki inanmazsınız. Hesap makinesi var mı Aykan? Yıllık sahibinden.com'a verdiğim parayı söylesem inanır mısın? Yılda 200 bin TL sahibinden.com'a para veriyorum. Ortalama 150 ilanım var benim. Ya yani bazen bu 200'e de çıktığı oluyor, 150'ye düştüğü oluyor. Ortalama 200 ilanla gittiğim zaman bana her ay fatura 10, 15, 14, 18, 13 yani sürekli değişiyor. 15 ile 20 arası. Yani sonuç olarak bir dediğim gibi 10 ile 20 arasında her ay bana bir fatura geliyor sahibinden.com'a. Ortalama yıl sonunda baktığım zaman 200 bin TL'ye yakın bir fatura ödüyorum. Bence çok fahiş bir rakam. Araçlara göre değişiyor mu peki? Biz Clio satıyoruz, 185 TL veriyoruz. Bizde sabit, biz yok, bizde sabit çünkü. Bizim mesela şöyle anlatayım. Bize diyor ki, örnek veriyorum, 100 araca kadar sana bir paket tanımlıyor. Ayda şu kadar ödüyorsun. 100 aracın üstüne çıktığın zaman da her ay işte araba başına 120 TL ödüyorsun. Sallıyorum sana. Biz ekstra 200 araba daha yüklersek 120'den 200'ü çarpıyorsun, onu ödüyorsun. Ya kredi gibi yani, kullanıyorsun. Ama bence çok, şöyle çok. Bugün biz burada 100 araba alabilecek bir dükkan işletmesi yapıyoruz. 40.000 TL kiramız var. Sahibinden.com'a 20.000 lira veriyorum. Ne yaptım? Sahibinden.com'un içine araba mı koydum? Bir fotoğrafını yükledim. Başka hiçbir şey yok. Bak, ben bunun sitenin kötü olduğunu savunmuyorum. Site çok iyi. Yapılabilecek en iyi site. Evet. En kapsamlı, en araştırmalı, en güzel site. En güzel bence pazar sahibinden.com. Evet. Kimse de bunun üstüne geçemez. Evet. Onlar da bunu bildiği için rahatlar. Mesela sen arayıp şunu de, ben aylık 15 bin lira ödemeyi kabul etmiyorum. Siz bilirsiniz, üyeliğinizi iptal edebiliriz diyorlar. Önceden olsaydı, biz çok eski üyesiyiz. Tabii. Mesela. Ben şeyi hatırlıyorum, 1700 TL aylık para verip sınırsız araba yüklüyordum. İstersen 500 tane yükle. Biz bunlardan gelmeyiz yani, düşün, o kadar eskiden gelmeyiz. Buradan gelip de... Hani vefa. Ya, hani vefa. Biz o zamanlar diyorduk ki, mesela örnek veriyorum, bana bu 1700 lira çok, bunu 1500'e çekin diyorduk. Abi biz bunu 1700'e çekmeyelim, sana 20 tane doping verelim diyorlardı. Evet. Şu anda umurunda değil. Şahıslara bir araç sınırı koymaları sahibinden.com'un güzel. Sonrasında ücret alması güzel. Çünkü yoksa bizim işimiz engellenir. Aynen. Yazık doğru. Günah yani. Ben 15 milyar ödüyorum. Bazı politikaları çok tabii iyi. Ben şimdi 15 bin lira öderken adam kalkıp 10 tane araba koyarsa benim işim iyi yar ya. Yazık günah. Burada bu kadar adam ekmek yiyor. Ya bir de piyasayı şişiriyor. Herkes zevkine araba koyuyor. Dur bakayım lan diyor. 500 yazayım mı? Alan çıkacak mı diyor. İşte. O 500, o 600, o 500 ama para önüne geldi aynen. Mi? Dur diyor. Aynen. 100 liram cebimde kalsın, 200 liram cebimde kalsın diyor. Vermiyor. Vermiyor evet. Fiyatlar da zaten bundan şişiyor. Adam arabasını test etmek için 500'lük arabasını 600 ediyor. Satılsın satılmasın umurunda değil. Evet. Fiyat test ediyor. Sonra 600'e görüyor ya. 600'e de arabayı vermiyor. Bunun yüzünden eski bin 1 milyon oldu şimdi. 500-600 oldu. Zevkine 1 milyon yapmışlardı. Ama piyasası az olan arabalarda spekülasyon da çok. Abi şimdi sen 3 tane var diyorsun Türkiye'de. Aynen. 3 tane o arabayı hani sen o... Fiyatını yazarsan oraya gider. Tabii canım, sen o ruhta bir adam değilsin belki ama 3'ü bunların İsmail, Necati, Ahmet, Mehmet. Biz bu F8'i... 5 kişi aynı anda fiyatını yükseltelim. Dediğin zaman piyasa yükselir mi? Yükselir tabii ama artık insanlar da enayi değil ya. Bunun farkındalar ama. Tabii ithalatçı firmalar var mesela. Adam bakıyor, sen bu arabaya fahiş bir zam isteği yapmışsın. Atıyorum sana 8 milyona satan arabayı 9 yazmışsın. Adam bir ithalatçıyla görüşüyor. Adam diyor ki, ben sana diyor 8 milyona mal ederim. Bunu deyince adam ithalatçıdan arabayı getirtirebiliyor. Neden Lyon? Zaten soyadımız Arslan olduğu için biz de bundan sebep zamanında çok düşündük. Ne koyalım? 50 tane isim geçti aklımızdan. Soyadımızı da tabela ismi yapmak da istemedik. Çünkü plakalık takarken adam senin neden plakalığında gezsin? Arslan Motors, düşsene. Adam plakalığında gezmek istemeyebilir. Hmm. Ama böyle İngilizce şeyler oldu mu insanların hoşuna gidiyor. Hatta bana Borusan Oto plakalıklı buraya insanlar gelip plakalımı değiştirip Lyon Motors yapar mısın diyen var. Her hafta çocuklar çok ciddi bir şekilde müşterilerimize plakalık kargoluyor. Fanlar var mesela. Allah. Instagram'dan fanlarımız var. Arıyorlar, abi şu adresi bir 10 tane gönderir misin? Şurayı bir 10 tane gönderir misin? Video izleyen arkadaşlardan böyle sevenler varsa Lyon Motors, onlara verelim bir şey ya. Tabii ki verelim. Plakalık isteyen herkese gönderebiliyoruz. Yalnız arkadaşlardan şu ricamız var. Yanlış adres çok veren var. Bu yanlış adresten dolayı kargo firmalarıyla artık böyle olduk. Ha. Yani her hafta kargo gönderiyoruz. Adama kargo gidiyor, adam kargoyu almıyor. Almayınca da geri dönüyor. Geri döndüğünde de bunlar bize ücretlendiriliyor. İstediğiniz kadar plakalık, koku, paspas vesaire, cam sticker'ı ne istiyorsanız gönderebiliriz. Yardımcı oluruz ama almayacağınız ürün ne olur? Yanlış adres kargosu vermeyin. Arkadaşlar, Para Babası'ndan videonuzu izledik deyin. Evet. Yazın, iletişim kurun. İstanbul için elden teslim verebiliriz. Tabii, istedikleri gelin, kadar. Gelin evet, buradan elden teslim alın. Evet. Sizin plakalığınızı arabamıza takabilmek için arabamızın
minimum kaç para olması gerekiyor? Aslında hiç öyle bir düşüncemiz yok. Şu konuya da bir varalım. Şimdi kameralarda hep lüks arabalar gözüküyor ama bizde 200 bin TL'ye de arabaya var. 8 bin TL'ye de araba var. Yani biz araba ayırt etmiyoruz. Bugün bize Megane da gelse alabiliyoruz. Ferrari de gelse alabiliyoruz. Biz araba ayırt etmiyoruz. Yani hiçbir araba ayırt etme gibi bir derdimiz yok. Yani aynı gün içerisinde bir Fiat Linea ile Ferrari sattığın oldu mu abi? Çok. Çok. Nasıl bir psikoloji? Ben zaten sana demin aslında onu anlattım. Dedim ya, bizim buraya gelmemizindeki en büyük sebep, biz bizden 100 bin TL'ye araba alan adama da aynı saygıyı gösterdik. Ferrari'yi alan adama da aynı saygıyı gösterdik. Ondan dolayı şöyle anlatayım. Ferrari'yi alan adam seni her yerde çok konuşmaz. Ama Linea'yı alan adam seni her yerde konuşur. Dan gelen şeyler bizi yukarıya götürür. Yukarıdan gelenler bizi daha nereye götürebilir ki? Allahu Ekber dağlarına. Biz her videoda takipçi dostlarımıza, gerçi sen plakalıklar falan verdin, onlar şey de. Gönül ister ki buradan bir hediye verebilecek bir hediyemiz olsaydı ya. Ne olurdu ya? Var mı öyle bir yani, şey? Yani araba hediye verelim diyeceğim de çok ağır olur. Yani şöyle yapabiliriz. Bir takipçinize müsait olduğumuz bir zamanda arabayla tur, o da ben. Yanımızda bir Ferrari'le bir tur attırırız. Vay. Evet, normal adamsın. Şartlarda yapmadığımız şeyler. Çünkü bunlar bizim ekmek paramız. Satmak için aldığımız arabaya biz binme taraftarı hiçbir zaman olmadık. Evet. Olmuyoruz da. Hatta ben arkadaşlarımıza da söylüyorum. Satacağımız arabaya asla binmeyin. Ama sizin için hani takipçilerinizden bir kişiye çekiliş veya tamam, kura yaparsınız. Yaparız onu. Evet. Onunla Ferrari ile yanımıza alarak bir tur attırma şansını veririz. O da sizin için bir hediyemiz olsun. Bu da güzel bir şey ya. İnşallah. Dünya gözüyle yani almak hayaldir belki ama binmedim demez yani. Ya demez tabii. Bu da bence onun için bir avantaj. Çünkü şöyle çok büyük firmalar geliyor bize. Arabayı biz sürerek tur attırmak istiyor ve bunun için ücret ödüyorlar. Bir tur diye bir program mı? Bir tur diye bir program ne çıkmıştı? Bir tur versene mi? Ne öyle bir program çıkmıştı? Bu programdan bizden 10 tane araba istediler. Biz hiçbirini göndermedik. Allah. Evet, vermek de istemedik biz. Ama bakın şöyle anlatayım. Bir tur versene programı nasıl biliyor musun? Senden arabayı bugün istiyor. Yanına da atıyorum sana Aykan'ı verdik ya da Ömer gitti, sallıyorum. Bizden biri gitti. O kullanıyor arabayı. Herkesi bir tur gezdiriyorsun. Atıyorum sana adam finalinde günün sonunda sana 2000 euro para ödüyor. Yani biz buna bile araba çıkartmadık. Çıkartmak da istemiyoruz. Risk de var değil hem mi? Hem risk var hem de biz kiralamacı değiliz. Herkes kendi işini yapsın. Kuaför de saçı kessin. Yürü be abi. Allah yalan oldu. Abi kuaföre bilenmiş var. Yok yok, onun alakası yok. Tıkılayacak. Dur ne deme. Benim kuaförüm şimdi araba alıp satmıyor. Ben örnek verdim. O değil ya. Aynen. Başka bir kuaför. Aynen. Ya bu kuaför. Buradan Özgür kuaföre de selam gönderiyorum. Şimdi adam yanlış anlayacak. Adamın hiç arabayla işi yok. En pahalı ve en ucuz arabanız şu anda mağazadaki. En pahalı arabanız hangisi? En pahalı arabamız Ferrari F8. Evet. En ucuz arabamız da Seat Leon. Kaç para? Kaç para? 7.950.000. 7.950.000. Evet. Bize en ucuz olur abi. Ha bize ne olur abi hakikaten ya? Müşteriye 7.900, size 7.850 olsun. 100.000 TL. Bir müşteri gelip de sana şunu söylediğinde, bu arkadaşın da olabilir. Ya Yasin, bu arabanın fiyatını söyledin sen. Dedin ki 8.950.000 TL. Evet. Bize ne olur? Ona göre bir fiyat oluyor mu? Yani çok samimi arkadaşlarıma tabii ki oluyor. Yani atıyorum sana 7.5'a vermeyeceğim arabayı bile bazı arkadaşlarıma 7.5'a verme ihtimallerim de oluyor. Çünkü arabanın tekrar bana bir gelişi oluyor. Onu kaybetmeme ihtimalim var. Başka bir müşteriye göndermemem lazım. Yani bize ne olurun altı dolu yani. Dolu tabii ki. Bu lüks süpersport arabalarda pazarlık diyalogları bizim tahmin ettiğimiz gibi değil değil mi abi? Bunlar yok. O zaten kafasında bir rakam kurup geliyor buraya. Sen bir rakam söylüyorsun, o bir rakam söylüyor. En sonunda herhalde bir ortada el sıkışıyoruz %100. Bu arabaları almaya gelenlerin hepsi takım elbiseli, kravatlı veya ne bileyim ceplerden paralar asla dökülürken falan gelmiyor değil asla mi? Asla, tam tersi yırtık kot falan vesaire, kısa paça bu tarz geliyor. Allah yani Allah. Biz öyle takım elbiseli adamın bu arabayla çok bir iş olduğunu düşünmüyorum. Biz geçen bir bayi röportajında tuvalet terliğiyle gelen bir amcanın lüks bir arabaya pazarlık yaptığını gördük. Olabilir. Normal eski terlikle gelmiş. Genelde maddi gücü olup yaşı 20 ile 40 arasında olan insanlar biniyor. Yani 40-50 binmiyor mu? Tabii ki biniyordur. Ama genelde bunlar daha çok hevesli olduğu için, bu yaşlarda biraz daha kan hızlı aktığı için onlar daha hevesli oluyor. Şimdi bu kadar sektör tecrübem var. Bizim takipçi dostlarımız bunu merak ederler. Evet. Araba alırken
nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili biz bir sürü videolar hazırlıyoruz kendi tecrübelerimize. Evet. Çok sağlam bir araba alma satma geçmişimiz var. Hı hı. Epey de bir tecrübemiz var. Dolandırılmışlığımız var. Senin de buradan bir şeyler söylemeni çok isterim abi. Arkadaşlarımıza faydası dokunsun. Şimdi şöyle anlatayım. Atıyorum sana 10 yıl önce bu röportajı yapsaydık, 10 yıl önce bir boya makinesi, biraz güven, araba alıp geçiyorduk. Hı. Evet. Biz bunlardan çok gol yedik mi? Çok. Çok dolandırıldık mı? Çok. Çok samimi arkadaşlarımız bir parça boyalı deyip 5 parça boya çıktı mı? Çok. Biz bunları yaşadık. Ondan sonra radikal kararlar aldık. Dedik ki en yakın güvendiğimiz arkadaşımız bile olsa tedbir almak güvensizliğe engel değil. Yani güveni, yani bir şey değiştirmiyor benim için. O yüzden dolayı en yakın arkadaşımızdan bile alırken ekspertize sokturduk. O şekil aldık. Hmm. Yarın arabada bir şey çıktığı zaman da arkadaşımızı arayamadık. Arayamayız zaten. Çünkü adam sana dönüp der ki, kardeşim sen ekspertiz yaptırdın. Ama ekspertiz yaptırmadığın her ticarette bence geri dönülebilir. Ben ekspertizini yaptırdıktan sonra sana arabayı teslim edersem bundan sonraki tüm sorumluluklar senin. Yarın beni arabada şurasında şu çıktı dersen senle bu konuyu konuşmam. Kesinlikle. Mesela diyelim ki arabayı... Alan adama şunu söylüyorum. Al, dört dörtlük baktır. Hı-hı. Bu şartlarda al. Çünkü bu sefer ne oluyor? Az önce dediğim gibi konuya geliyor. Dünün işini yapmaktan bugünün işini yapamıyoruz ya. Heh. O yüzden dolayı baktır diyorum. Eksik kusur mu çıktı? Ne, bir şey mi çıktı? Bizde hata mı var? Hemen götürelim yaptıralım. Yaptırmayı kendin mi istiyorsun? Fiyattan düşelim. Bu şekilde anlaşıyorum. Verdikten sonra da beni yarın başka bir problemle arama. O yüzden dolayı diyorum ekspertiz yaptırılsın. Ekspertiz yaptırdınız. Adam gitti ekspertiz yaptırdı. Ekspertiz bu ya. Hı hı. Fark edemedi. Airbag'i patlakmış mesela. Oldu ya. Sen de sattın o arabayı. Sattın. Sen de bilmiyorsun. Ama ben alırken de baktırıyorum. Hadi ben alırken gol yedim. O da mı gol yedi? Yani ikimiz de aynı anda yiyemeyiz ya. Hmm. Ya yiyemeyiz. Peki sen alırken gol yedin abi. Arabayı aldın. Evet. Arabada satarken çıkar o. Çıktı. O zaman ne yapıyorsun? Ben de aldım adama geri dönüyorum tabii ki. Almışsın. 2 ay olmuş, 3 ay olmuş. Nasıl dönüyorsun abi? Aldım adama geri dönüyorum. İspatlayabileceğim bir noktası varsa geri dönebiliyorum. Yani atıyorum sana arabayı 77 binde almışım, araba 80 bin olmuş, adama ispatlayamayabilirsin. Ama 77 bin almışsın ama üstüne 5 kilometre yapmamış. Gibi. Yani evet gibi. Ama şöyle bir durum da var. Kapıdan geçen selamünaleyküm ben arabamı satıyorum alır mısın diye bize gelen bir müşterimiz yok ki. Sait geliyor mesela. Abi arabamı alır mısın diyor. Muhatabımız var. Yani genelde tanıdık insanlardan araba alıyoruz. O da bir konfor sağlıyor tabii. Bence de. Hiç dolandırıldınız mı? Hiç dolandırıldınız mı? Ya başımıza aslında şöyle bir iş geldi. 2013'lü senelerde dedim ya sana kapıdan çok müşteriden gelen arabam olmuyordur. Nadirdir yani. Yılda bir tane belki. O yılda bir tane belki geldi. Geldi. Üstü başı kılığı kıyafeti gayet düzgün. Arabamızı satıyoruz dedi. Baktık ekspertiz yaptık. Arabayı aldık. Parasını resmi bankaya yolluyor dedik. Devletin noterine güvenlik satışını aldık. Aradan geçti 15 gün. 15 gün sonra arabanın üstüne satılamaz geldi. Bununla ilgili tabii emniyete gittik. Dedi ki ya bizim arabamızın üstüne satılamaz koymuşsunuz. Hayırdır? Dediler ki sizin arabanız bir icra otoparkındaymış. İcra memurunun şifresini biri patlatmış. Arabaları yani 18 tane arabayı icra memurunun şifresini patlatarak icradan satmış. Allah'ım yarabbim bu nedir ya? Satmış. Bir kişinin üstüne yapmışlar. Oradan dağıtmışlar. Ona 3 tane satış yapmışlar ki hani tedbir gelmesin diye. Hedef olarak da galericileri seçmişler. Neden? En hızlı parayı çevirebilecekleri yer. Benim gibi 18 tane arkadaşımıza araba verilmiş. Hepsine 15 gün sonra tedbir geldi satılamaz. Mahkemeye gittik. Dedik ki buyurun kardeşim dekont parasını resmi ödedik. Buyurun sizin devletinizin noteri satışı burada. Ruhsatı burada. Suçumuz ne dedik? Suçumuz ne derken bizi tam 5 yıl boyunca mahkemeye sürüklediler. 5 yılın sonunda mahkemeyi kazandım. Araba o arada sonra sen de 5 yılda. 5 yıl boyunca paramı kilitlediler. 5 yılın sonunda mahkemeyi kazandım. Finalde özür dilediler. Başka hiçbir şey yok. Arada sadece bu işi yapanları yakalamaya çalıştılar o 5 yılda. Onların birini buldular. Hapis cezası verdiler. Bilmem ne. Hukukçular ya da hakimler, savcılar bence dosyayı iyi incelemedikleri için kararları da yanlış ve geç veriyorlar. Ben geçenlerde kar yağdı Isparta'da. Hı hı. Boş bir araziye gittim. Arazide X4 vardı bende. 4x4 araba. Hı hı. Çocuklarla beraber hadi kar yağdı ya her yer karla palapa. Boşta arazi, tarla. Arabayı döndürdüm böyle. Dört çeker. Drift cezası geldi. Kameradan mı görmüşler? Nereden?
kameradan kaydetmiş adam balkondan. İnternet atmış. Müfettiş. Ha, Fahri müfettiş. Ama gelen evrakta yazıyor, tamam mı? Diyor Fahri ki Fahri müfettiş kesmiştir. Fahri müfettiş kesmiş. Orada diyor ki işte ama en başında madde, kanun maddesi şu var. Karayollarında. Orası karayolu mu şimdi? Tarla burası. Sonra ben buna itiraz ettim. Avukat arkadaş dedi ki ya hocam. Sen bak şöyle anlatayım. Sana kaç para ceza geldi? 6000 TL. 6000 lira mı geldi? Çocukları da bu arabayı döndürelim falan filan. Döndürün 6000 TL. Senin yine güzel. Bizim şu kapının önünde bak kendi park alanımız var. Görüyorsun değil mi? Şu ön tarafta. Evet. Biz bazen vitrin yaparken böyle arabaları bir dışarı alıp içeri sokuyoruz ya. O ara böyle bir 2-3 dakika trafikte aksamalar yaşatıyoruz. Ama tabii hemen hiç bekletmeden arabaları içeri alıyoruz. Sonra oradan geçen bir fare müfettiş bakıyor kapımızın önünde bir araba var ya, ceza yazıp gönderttiriyor. Yazık günah değil mi? Burası bir işletme. Kapının önündeki arabaya niye ceza gönderiyorsun? Ya bu fare müfettiş. Hani yanlış bir şey yapmış ya. Olsan anlarsın. Yanlış bir yere park etmiş olsan anlarsın. Kapımızın önüne araba park ettik diye ceza geldi. Biz bunu da yaşadık mesela. Ya sen dedin ya bazen hani kararlar veriliyor ama kararlar bizi üzüyor dedin ya. Evet. Yani şimdi karar veriliyor. Ben bu drift cezasına itiraz ettim. Burası tarla, karayol değil dedim. Mahkeme onamış ya. O ne demiş? Yani emniyet savunma yazmış. Fahri Müfettiş'in yazdığı ceza emniyet savunma yazmış. Ya emniyet de çok enteresan bir şekilde. Yani Fahri Müfettiş arkadaşımız hata yapmıştır, şudur budur. Duygusal yazmıştır demiyor. Bu böyle zaten. Devlet devlete ceza kesmez ya. Şöyle bir şey var. Sen drift yaptığın yer trafiğe kapalı alan olabilir ama pist dışında bir yerde de drift yaptığın için bundan dolayı da yazma ihtimalleri var bence. Yani İşte. Mesela şimdi senin özel mülkündür. Sen bunu sadece drift için kullanıyorsundur eyvallah ama bunlar için pistler tahsis edilmiş ya. Ondan dolayı birazcık İyi de abi. Takılma ihtimali olabilir Türkiye'de ama doğru var. Olduğunu savunmuyorum. Çünkü sen trafiği kapalı alanda yapmışsın bu işi. Ya işte emniyet savunma yazmış. Yani demiş ki o tarlada olsa orada bir canlı insan bir şey geçebileceği için i̇şte orayı da karayolları kapsamında değerlendirdim. Demin dediğim işte bu işte yani. Ben strateji yapıyorum. Ben kesilmesinin taraftar değilim. O cezaya da ödemenin taraftarında değilim. Ödedik canım. Ödedik. Ödü, mecbur ödeyecekler. Hiçbir zaman biz 50 tane cezaya itiraz ettik. Bir tanesini bile şey gelmedi, onayı gelmedi. Şu var abi, para devlete gidiyor yani. Sonuçta hırsla mırsa gitmiyor. Dolandırırsam üzülürüm de. Hani derim ki param devlete gitti yani. Olsun, boş ver. Can sağlığı olsun. Aynen, zekatımız olsun, şeyimiz olsun, sadakamız olsun dersin. Gitmez ya. Zekata sadakana da olsun. Para böyle çıksın. Biz onu kendimiz alıştırmaya çalışıyorduk. Aynen. Biz de öyle demeyeceksin. Sağlığımdan çıkmadı, böyle çıktı diyeceksin. Elhamdülillah. Aynen. Öyle dedik. Araç almak için doğru zaman mı? Yani şöyle, araç almak için doğru bir zaman diye sorarsanız araç almanın doğrusu yanlışı yok. Araç bence ihtiyaç meselesi. Fiyatlar düşecek mi çıkacak mı diye sorarsanız fiyatlar zaten bir tap yaptı. En tepeye bir geldi. En tepeden sonra ufak bir gevşedi. Evet. Şu anda o gevşemiş fiyatta. Bence fiyat bu şekilde stabil gider. Ben buradan sonra zamlanacağını da düşünmüyorum ama buradan geri geleceğini de düşünmüyorum. Hatta şöyle bir yanlış kanaata gelmiştim. Fiyatlar tap yaptığı zaman demiştim ki bu fiyatlar buranın altına düşmez, hatta daha yukarı gider demiştim. Düştü. Evet. Orada bir gevşedi. Yani düşü derken %50 düşmedi yani. Tabii. Her zaman bir %15'imiz vardı. Bütün videolarımıza söyledik. Yani şöyle anlatayım. 1 milyonluk araba 930-940'lara düştü. Örnek veriyorum. Atıyorum 1 milyonluk araba 800 bin liraya gelmedi. 800 bin liraya 250 gelmedi. 250 bin liralık araba 220 liraya geldi max. İşte Toyota Corolla sıfır satıyordu mesela. 200-210 rakamlardaydı. 185'lere 180'leri gördü. Evet. Zaten Ocak'ta daha hiçbir indirim yokken bir video çektik biz. Dedi ki bu işin max sınırı %10-15 geri gelebileceğini öngörüyoruz. Gerekçeler de şunlardır. Sadece %15'lerde sınırı kaldı yani geri gelmeye. Benim şahsi fikrim, bence fiyatlar şu anda stabil bu şekilde devam eder. Daha yükseleceğine ya da ineceğine inanmıyorum. Şu olabilir. Atıyorum kur bugün 10.100 iken kur 11 olur, 12 olursa tabii ki yükselir. Sıfır araba yükselirse ikinci elle onunla birlikte yürür. Yani tabii o da şu anda kurun 11-12 olacağı da öyle bir konuşma da yok. Öyle bir gündem de yok. İnşallah da olmaz. İnşallah da olmaz. Tek temennimiz o. Niye insanlar 100 bin liraya arabaya binmek varken 200 bin liraya binsin ki? Bu bizim için bir avantaj değil yani. Bizim avantajımız arabada alabileceğimiz 3 lira 5 liraya alabilmek. Hayır, böyle süper spor arabaları satarken ya bir takipçimiz geldi içeriye mesela. Ama takipçimiz diyorum ya. Bir müşterimiz geldi tamam, içeriye. Tamam, takip edin. Kanala da abone olun. Onu isteyecektim senden yani. Araya sıkıştırdım. Kanalınıza abone olmayı unutmayın. Buraya aboneliktir bak. Ya bunu Yasin abi söyle. Biz söylemiyoruz. Aynen. Şimdi mesela bir müşteri geldi ya, işte biz bu araba almaz diye düşünüyorduk. Evet. Hatta ben işte ilgilenmedim filan. Ondan sonra masaya parayı... Oo, çok var o. Bir tane yok, belki yüzlerce var öyle. Tabii ki biz dedim ya sana, hani 100 bin liralık arabayı alana da 5 milyonluk arabayı alana da aynı itibarı gösteriyoruz. Sıkıntı yok ama bazen bir insan geliyor böyle
baktığı zaman kılına kıyafete göre insanları yönlendiremeyiz ama kesinlikle. Hissedersin ama o elektriği alırsın yani. Dersin ki bakarsın bu adam işte 5 milyonluk arabayı alma gücü var duruyor dersin. Bazı adam da gelir dersin ki bu adam işte atıyorum sana 300-400 bin liralık araba alma gücü var konuşmasından bile hissedersin. Ona göre mesela çok büyük arabalarda ben devreye girerim. İşte ortalarda arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım devreye girer falan. İnanmadığım çok şey oldu mesela. Mesela bir müşterimiz geldi. Adam sallıyorum sana 5 milyonluk arabaya baktı. İnanmadık mesela aman bu alamaz dedik ama neyse ama dedik ki biz tabii arabayı gösteriyoruz, arabayı anlatıyoruz, gösteriyoruz vesaire falan. İnanmadığınız halde anlatıyor olmanız güzel bir detay. Mecbur anlatmak zorunda. Çünkü bizim işimiz pazarlama ve buradan çıktıktan sonra adam bir tane forum sitesine geldik şöyle yaptılar demesin diye yine de ilgileniyoruz. Biz de tabii yine ilgilendik adamla bir saat falan uğraştık ama biraz da adam bizi yıldırdı ama. Yani pes ettirdi. O kadar böyle gereksiz sorular sormaya başladı. Abuk subuk şeyler sormaya başladı. Diyoruz ki herhalde bugün sabrımız deneniliyor. Böyle uğraştık. Bir saat sonra şurada oturdu. Çayını içerken muhasebeye parayı ödettirdi. Bir arkadaş vardı. Kendi de bu şey işi yapıyordu. Hani bu zamanda bilgisayarları açık bırakıyordun. Kendi kendine para Bitcoin kazanıyordu ya. O tarz bir Bitcoin tarzı bir iş yapıyordu. Hakan diye bir abi. Çok iyi hatırlıyorum. Panamera 4S'imiz var. Kapıdan böyle langur lungur geldi. Oğluyla falan girdi. Böyle bir baktım ettim böyle. Bir kestim abiyi. Dedi ki ben de işte şuna bakıyorum buna bakıyorum falan. Ama böyle absürt sorular soruyor bize. Ben böyle biraz yıldım, ben biraz içeri doğru gittim dedim. Hani siz devam edin, gösterin arabayı dedim. Neyse orada tabii gösteriyor, ilgileniyor. Bizim çocuklar ilgileniyor. Sonra peşine dedi ki ya dedi ben dedi beyefendiyle görüşmek istiyorum. İyi, çıktım geri geldim. Dedim buyur abi ben sana yardımcı olayım. İşte araba şu para olur mu? Rakamlara takılmayın, tam hatırlayamayabilirim. İşte 400 bin lira olur mu? Yok abi 450 olur. Yok dedi 400 olsun. Abi tamam 440 olsun sen almak istiyorsan. Ben hala almayacak diyorum. Yok inat etti. Hala ama bu sefer inatlaşırken de böyle konuşma tarzını değiştirdi bana olan. Yüksek sesle konuşmaya böyle mafyamatik konuşmaya falan başladı falan. Ben de böyle bir şey konuşuldu mu direkt önünü keserim. Asla böyle şeylere izin bile vermem dükkanımda konuşmasına. Dedim ki senin paran yetmezsen bu arabayı alamazsın. Vay kestim attım. Sen dedim paran yetmezsen bu arabayı alamazsın abi dedim. Sen dedim biz pazarlığı burada bitirelim. Çayını içtiysen abi dedim. Başka da bir şey demek istemiyorum. Çıktı. 5 dakika sonra inat etti geri geldi. Arabadan da poşet çıkarttı. Tamam dedi 440 alıyorum. Ben onu arabayı alamazsın dedim diye arabayı benden aldı. Giyim tarzını falan görme. Hayatta yani 50 milyonluk araba olamaz. Evet. Allah Allah. Aynen. Bu anlattığım sene 2016-2017 yani Panamera'nın bugün 1 milyon 300 TL yaptığı bir fiyatlarda öyle söyleyeyim size. Böyle bir çantasından çıkarttı. Düşün işte o zamanın parası. Bugünün parasıyla 1 milyon 300 TL'yi aldı. Masaya koydu. Biz dedik herhalde paralar sahte. Aynen. Hemen paraları gönderttirdim bankaya. Saydırttırdım. Hesaba yatırttırdım. Satışını verdim. Böyle bir şey yaşadık. Ve adam şey işi yapıyordu. Bu bilgisayarlar açık. Bitcoin mi üretiyordu? Öyle şeyler yapıyordu. Bu videoyu izliyorsa kızmasın sana. Niye kızsın? Ayıp bir şey anlatmıyoruz ki. Aynen böyle geldiler. Sonra, hiç önemli değil. Adama sonra birkaç tane araba sattım. Öyle mi? Evet. Sonra birkaç tane araba sattım. En son adam yurt dışına çıkarken bütün arabaları bana geri sattı. Hikayeye bak ya. Aynen. Çok iyi. Aynen. Sıra dışı ticaret. Tabii böyle şeyler yaşıyoruz. Aslında yaşadığımız çok şeyler var da bunu siz 5 saate alsanız bitmez. Bitmez. Aynen. Abi valla muhabbeti sonra, çok sardı ya. Sonra aboneleriniz bir anda 500 bin, 1 milyon kişi olabilir. Tamam 500 var da bölüşürüz abi. 500 bin aboneden sonra Leon'a kanal açarız. Yeni YouTube kanalı oraya aktarırız. Buradaki arabalardan bazılarını şöyle bir senin nezaretine gezebilir miyiz abi? Şöyle tabii gezelim. Şöyle bir baksak anlatsan. Olur. Araç başından bazı şeyler sormak istiyorum abi. Gel abi. Tabii ki. Arkadaşlar mağazanın ön cephesindeyiz şimdi. Leon Motors'ta. Ön taraf burası. Sıddık biraz daha geriye doğru git. Şuradaki oyuncağı da al. Şu da gözüksün. Evet arkadaşlar evet. Lombardini. Ne abi onun serisi? Huracan. Evet Lamborghini Huracan. Gel böyle. Evet. Ferrari F8. Klavye tuşundan yola çık. Firbiton. Evet. Corvette C8. Ne evet. kadar fantastik görünüyor ya. Evet. Bunların avantajları ikisinin de sıfır olması. Evet, siz kendiniz ithal mi ettiniz abi? Evet. Bu iki aracı da kendim ithal ettim. Zaten şöyle anlatayım. Bunu zaten demiştim ya demin. Hem satarım hem de binerim gözüyle bakarak aldım. Benim her zaman bir tane kendime bindiğim süper sport arabam var. Maşallah. Evet. Bunu ÖTV'sini ödeyerek mi getiriyorsunuz? Nasıl oluyor? KDV'sini ödüyorsun, ÖTV'sini satarken ödüyorsun. Bu arabanın bandrolü ne kadar abi? Ortalama 6 ayda 30 bin TL. 6 ayda evet, 30 bin TL. Yıllık 60 bin. Onun da aynı. Motor hacminden dolayı mı? Motor hacminden ve modelinden dolayı. Model düştükçe bandrol de düşüyor. Model yükseldikçe bandrol de yükseliyor. Süper sport diye özel bir vergi yok. Yok öyle bir şey yok. Yani atıyorum sana Cadillac'ta bir tane bandrolü ortalama 20 bin TL.
Arkadaşlar arka tarafta Escalade evet. var. Şurada bir tane Vogue var sağ tarafta. Evet. Arkada da bu Ferrari'nin 2012 modeli var. Evet 2012 o da 458 İtalya. Şu Escalade'nin şeyleri çok hoşuma gitti. Oraya doğru gidelim. Tabii bir ki. De giderken abi şunu da sorayım. Bu 4.575. Çok radikal bir araba. Bence Corvette'in yani Chevrolet'in yaptığı en dijital, en gösterişli arabası diyebilirim. Yani son nokta arabayı bunu yaptı bence. Bu çünkü renkli... içine hatta arkadaşım çekerse içini çok evet. kapsamlı çekler. Bence Corvette yapabileceği en iyi kapsamlı elektronik araba yaptı. Abi içi falan çok sıra dışı da. Çok güzel. Renkten dolayı tedirgin olmadın mı abi alırken satamam? Yok özellikle bu rengi istedim. Ciddi misin? Evet evet özellikle bu rengi istedim. Yani çünkü ben süper sport arabada cırtlak renkler seviyorum. Ters renkler olacak. Mesela süper sport arabada beyaz bir araba sevmiyorum. Siyah bir araba da sevmiyorum. Kırmızı olsun, mavi olsun, sarı olsun, yeşil olsun. Çünkü süper sportta insanlar dikkat çekmek için arabaya biniyorlar. Evet. Simsiyah süper sport arabaya binmemiz bence bir avantaj değil. GTR mesela dünkü GTR siyahtı. Siyahtı evet. GTR güzel. Evet ama o GTR'ı sen bir de turuncusunu gör. Bence fikrin değişebilirdi. Bizde turuncusu vardı. Daha güzel. Kesinlikle daha güzel. Şuralarda gözenekler falan var ya evet. Yasin abi. Bunlar evet. plastik mi? Hayır değil. Plastik değil. Aslında plastik gibi görünüyor ama içinde bir demir halka var. Bunlar. Dışını plastik kaplama gibi yapmışlar ki böyle demir olup da paslanma yapmasın diye. Bu mağazaya gelen herkes böyle elini kolunu sallayarak gezebiliyor değil mi burada? Yani bütün işte yani isteyen istediği zaman gelip arabaları görebilir, gösteriyoruz. Onunla ilgili bir problem yok. Sadece çok fazla müşterilerimiz geldiği zaman kurcalamalarına süper sportlara izin vermiyoruz. Bence de olmaması lazım. Çünkü abi. İnip binerken ceplerinde pantolonlarında bir arma oluyor. O armayla inip binerken sağa solu yırtabiliyorlar. Abi deminden beri şunlara dokunurken evet. falan çekiniyorum. Evet. Çünkü yani şu biz onu görüyoruz. Pantolonların çıt çıtları var ya. Ya işte zaten muhabbet ederken şunu yaslanıyorlar farkında değil. Evet. Bir sağ bir sol gitti. Aynen abi of. Çok riskli evet, ya. Arkadaşlar. Evet. Nasıl? Şu motora bak ya. Bunlar çok fantastik şeyler ya evet. hakikaten. Şu bir servet ya değil mi? Tabii ki servet. Yani normal bugün işte. Bence bu arabanın tahmin ediyorum motorunu almaya kalksalar. Bence 1.5 milyon vardır. Kaç motor abi bu? Bu 3.9. Ama twin turbo. Evet. Şu arkadaki araba. Bu araba atmosferik. Atmosferik. Tabii. Ferrari'nin zaten en son yaptığı atmosferik araba bu. Hmm. Bundan sonra Ferrari turboya geçti. 488'i çıkardı. Evet. 488'in peşine de F8'i çıkardı. F8'in peşine de Kenan Sofoğlu'nda bir araba da var. Evet. SV90 var. Ama ondan zaten Türkiye'de bir tane var. O da onda. Maşallah Kenan evet. abimize ya. Evet. Helal olsun. Şu 2012 model, bu 2020 model. Evet. Bu araba aşağı yukarı 5 milyon civarında. Evet. Doğru değil mi abi? Evet, 4.570.000 evet. Ben 5 kabul ediyorum. Hı-hı. Bu araba da 8 milyon civarında. Evet, bu da 8 milyon Nasıl civarında. Nasıl oluyor abi ya? Bu daha pahalı gibi duruyor yani konumuna göre. Nasıl yani? Yani bu 2020 model, son model Ferrari 8 milyonsa bu 3 milyon falan olmalıydı. 2.5 İşte yarı yarıya fark var ya. Öyle mi? 8'e 4. Gibi. Ben öyle düşünüyorum. Anladım, anladım. Yarı yarıya var. Aslında şöyle baktığın zaman... Bu arabalar 4 milyon 5 milyonluk arabalar değildi. Az önce hani konuştuk ya. Hı hı. Az araba olduğu için atıyorum sana ilana giriyorsun. 10 tane 458 var. 5 tane arabasını satmak istemediği için fiyatı 5 milyona çekiyor. Onu görenler de fiyatını yükseltiyor. Doğru. Evet. Doğru söylüyorsun. Çünkü baktığın zaman yani 8-9 yaşında araba. Hak olarak baktığın zaman bu paralarda değil ama değil. Fiyatlar yükselince sen de otomatikman yüksek parayı alıyorsun ve satarken de yüksek satmak zorundasın. Yasin abi arabaların arasında böyle Ferrari logolu şunu da çek Sıddık. Bak orada da var bir tane. Evet. O öteki Ferrari'nin. Evet. Böyle şeyler görüyoruz. Evet. Bu da yine başka bir aracı. Escalade'nin herhalde. O yok o koku makinesi. Sıddık burayı kes. Kes burayı. Aynen. Bunlar araçlarımızın şarjları bitmesin diye. Ferrari'nin bir özelliği var. Ferrari her kapılar açılıp kapandığında aksesuar aküsü sürekli aküyü çekiyor. Bu da arabamızı 3-4 günde bir çalıştırmak zorunda bırakıyor. Buraya da duman altı yapıyor. He. Biz de arabaları hep elektriğe bağladık. Hiçbir şekilde aküleri bitmiyor. Çıkartıp sokarken çok rahat çalıştırabiliyoruz. Şarj altını unuttuk. Başka yerde. Başka Ferrari'nin şarj altı başka Ferrari oluyor mu abi? Yok hayır. Hepsinin kendine göre şarj aleti var. Mesela bunun büyük adaptörlü. Evet. İşte bunun küçük adaptörlü. Bunun mesela elektriğini torpitonun içinden soketine sokabiliyoruz. Bunun arka plakalığın içinden sokabiliyoruz. Ya bu mesela camı kapıyı bacayı kapatıp bunda şarja koyabilirsin. Ama bunu da camını açık bırakmadan arabayı şarja koyamazsın. Şarj edemezsin. Evet. Onu gösterelim. Sıddık getir bakayım. Nereden şarj takılmış bak. Torpitonu tam alt göster. Allah oyuncak gibi ya. Aman abi dikkat bir yere oturma bize bak. Yo hiç oturmaya niyetim yok. Otur dese yani dese ki Yasin'e valla otur. Otur ya niye oturmayayım? Hiç oturasım yok valla.
Ama şu eskaladenin içine oturacağım bir tane. Bunlarda vakum yok değil mi abi? Hangisinde? Yok. Fani bunlar. Sıttık. Hepsi fani bunlar. Geçici. Aynen. Aynen. Sen şey yapma. Şu arabanın tekerinin büyüklüğüne bakar mısın? 22 jant. Şuna bakar mısın ya? Tekerin, arabanın heybeti zaten. Aynen. Bu dışarıda görsen de heybetliydi benim için de. Ben zaten çok beğeniyorum. Showroom'un içinde çarpı 2 oluyor mübarekler. Yani, yani şöyle anlatayım mesela konforu. Çok üst seviyede değil ama görüntüsü bence çok üst seviyede. Şu arabayla yanaştıktan sonra bağlayamayacağın bir iş var mı? Bilemem. Ya, rızkı veren Allah tabii, nasip de. Yani eğer o işte prestij kaput açık mı o arada? Evet, o da şarjda. Ha, o da şarjda, pardon. Yani prestij gerektiren bir iş yapıyorsan değil mi? Tabii ki. He. O şekil bakarsan o, evet tabii ki. Ye kürtümeye evet. Yani. Evet evet. Bunlar tabii ki bunların kulu kölesi olmayacağız ama ticaret için gerekiyorsa yürütüyoruz. Tabii iyi bir kart vizit bence. Kart vizit. Evet. Sen daha iyi ifade ettin. Aynen. Arkadaşlar bak arabayı açıyorum. Sıdık yaklaşsana bir. Arabayı açtığınız zaman alt taraftan böyle ayak falan çıkıyor. Bu çıkan şeye basılabiliyor mu? Tabii ona basıp zaten biniyorsun. Amaç ona o... basıp biniyorsun. Tabii amaç zaten o. Bu kadar böyle açılmalı açılmalı olunca kırarız mırarız gibi insanın aklına geliyor. Yok. Onlar çok ciddi yükler taşıyor. Yani atıyorum arkayla öndeki kişi atıyorum sana 150-300 kilo bile aynı anda bassa kırılma ihtimali yok. Bir şey dikkatimi çekti abi. Kapıyı şöyle bıraktım, çekmedi, vakum yok. Amerikan arabalarda vakum olmuyor. Ciddi mi? Evet, Amerikan araba koymuyor buna. Abi arabada içine açtım. Evet. Bardaklıkları yani bardak koyma yerlerinde. Isıtma soğutma var. Evet, rezistans ve soğutma gördüm. Aynen. Cep telefonu şarjı gördüm. Evet. Ama vakum olmadığını görünce şaşırdım. Bir de sunroof'un perdesi elektrikli değil, elle çekildiğini görünce ne oluyor dedim ya. Evet, Amerikan arabada böyle şeyler var. Çok enteresan. Evet, çok enteresan aksesuarları koyuyorlar, çok enteresan aksesuarları da çıkarıyorlar. Sıdık versene kamerayı bana bir. Aa, kapı kollarının ışıklara baksana. O çok fantastik, şuradaki ışıkları diyorsun değil mi? Çok güzel. Sabaha kadar ben bu oyuncakları incelerim ya, kapısını açarım kapatırım. Arkadaşlar şunun içine girdiğiniz zaman bir deri kokusu var ki sormayın gitsin yani, böyle çok çarpıcı. Bahsettiğim şey şuydu bakın. Burada bunu elle yapmışlar. Çok enteresan. Rezistanslarda görüyorsunuz ısıtma soğutma her şeyi var. Koltuklarda ısıtma soğutma her şeyi var. Şarj varana kadar kocaman açılıyor bunlar. Allah Allah Allah, para kasası mı neler var burada, nasıl açılıyor bunlar? Dolap, buzdolabı, çamaşır makinesi. Ne ararsan var. Ne ararsam var yani, hakikaten şuna hafızalar, mahfızalar falan, şuralar yıkılıyor. Şu süper spor arabayı getirip de galerime koymak istiyorum. Hayalini kuruyorum. Şu ana kadar olmadan bundan sonra çok istiyorum dediğim bir araba var mı? SP90 aynen. Kensofon'da. O da ortalama 16 milyon TL civarı. Maşallah. Ama mesela hiçbir Bugatti getireyim hayalini kurmadım. Çünkü burada onu satabileceğimiz kimse yok. O kaç para civarlarında abi Türkiye fiyatıyla? Herhalde 30 milyon falan. 30 milyon. Evet. Ya satabileceğimiz... Alacak vardır abi ya. Ali Ağol falan alır ya. Ya zannetmiyorum. Şu anda tek kalem 30 milyon arabaya zor gibi gözüküyor. Bu araba şu anda sıfır değil mi abi? Sıfır. E sen buna hiç binmiyor musun? Bindim. Bir 300 kilometre falan bindim. Ha, artık sıfırlığı bozuldu mu şimdi bunun? 500 kilometreye kadar bizim gözümüzde artık sıfır hala. Öyle mi? Tabii. O zaman 500'e kadar bineceksin. Şu an geçici plaka taktım ben sadece. Ne zaman plakalar ruhsatlarsak o zaman ikinci ele döner. Evet arkadaşlar. Takipçilerimizin içerisinde nice para babalarının olduğunu biliyoruz. Yani öyle yokmuşsunuz gibi, bu videoyu izlememişsiniz gibi davranmanıza hiç gerek yok. Yani cep telefonunu aşağı doğru indiriyorlarmış bu sahnede. Böyle yapmanıza hiç gerek yok. Varsa böyle düşünceniz, burada en etkilendiğim araba benim şu Corvette oldu. Ben buradayım diye yaldır yaldır bağırıyor yani, tamam mı? Böyle bir arabaya herkes sahip olmak ister ama tabii parası olana. Helal kazandıktan sonra, zekatını verdikten sonra al bin yani hani. Bazıları şöyle bir inanç var, bu arabaya binmek haram ya. Öyle bir dünya yok, bence varken binmek yani yakışır. Müslümana ne diyorlar, her şeyin en iyisi yakışır. İnşallah arkadaşlar Allah size daha güzellerini nasip etsin. Videomuzu beğenip, kanalımızı takip eden. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yasin abimizin Instagram sayfası Lyon Motors'u da takip eden arkadaşlarımıza. Evet. Allah inşallah daha güzellerini nasip etsin. Amin. Daha hızlı ve bir anda nasip etsinler artık. İnşallah. İnşallah. Formatlarını zorluyoruz. İnşallah. Biz. İnşallah nice 1 milyonlu abonelere diyelim. Çok teşekkür ederim abi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne var lan?